İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Yeni Güney Gazetesi. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız Mersin'de. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılıyor. Mersin'in sorunlarıyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Mersin'in çehresini ve geleceğini güzelleştirme yolunda emin adımlarla yürüyorlar. İhtiyaç sahiplerine dost eli. Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanması için hayata geçirdiği dost eli projesini Mersin'in en uzak mahallelerine kadar uzatmaya başladı. Gıda içerikli yardım kolileri dost eli markete gelemeyenlerin ayağına gitmeye başladı. Mersin Gazetesi. Tevfik Sırrı Gür Stadı kent meydanı olmalı. Mersin Mimarlar Odası Başkanı Ömer Sakar, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun bir kent meydanı olması talebini yineledi. Alanın TOKİ'ye devredildiğini vurgulayan Sakar, TOKİ bu tür kamusal alanları ranta dönüştüren bir kurum olmamalı. Bunun halka dönük projelerle değerlendirilmesi noktasında çalışmalar yapılmalı dedi. MHP'nin yeni il yönetimi Mersinlilerle tanıştı. Mersin MHP İl Başkanlığı'nın yeni yönetimi tanıtma toplantısı gerçekleşti. Toplantıya MHP'li belediye başkanları, ülkücü dernekler ve birçok MHP'li katıldı. Güney Gazetesi. Borç ertelemesi yetmez. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarsus ve Adanalıoğlu'nda sel felaketinden etkilenen tarım alanlarında incelemelerde bulundu. Selden 6 bin çiftçinin etkilendiğini ve tarım alanlarında 175 milyon liralık zarar meydana geldiğini anlatan Bayraktar, üreticilerimizin kamu bankalarına, tarım kredi kooperatiflerine ve özel bankalara çok ciddi borçları var. Üreticilerimizin bizden talebi şu, bu borçların faizsiz ve uzun vadede olmasını istiyorlar. Yani bir yıllık değil, kendilerini toparlayabilmek için uzun vadeli olmasını istiyorlar dedi. Muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı. Toroslar Belediye Başkanı Amit Tuna muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi. Meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda muhtarlar taleplerini dile getirirken Belediye Başkanı Amit Tuna "Biz birlikte büyük bir aileyiz" diyerek bundan sonra muhtarlarla el ele vererek çok daha fazla işlere imza atacaklarını söyledi. Hakimiyet Gazetesi. Kur sonrası iş garantisi. Toroslar Belediyesi'nin 13. Avrupa Birliği projesi olan dezavantajlı kişilerin tekstil sektöründe istihdamının ve küçük ölçekli girişimcilerinin desteklenmesi projesi kapsamında hazırladığı ve ilk etapta 20 kişinin eğitim alacağı istihdam garantili mesleki eğitimlere başlandığı bildirildi. Ali Tekin istifa etti. TFF birincilik ekiplerinden Mersin İdman Yurdu'nun kulüp başkanı Ali Tekin görevinden istifa etti. Sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyuran Tekin, Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü Türkiye'nin en güzide kulüpler arasında yer almaktadır. Bundan sonraki süreçte kulübümüzün daha iyi yerlerde olacağından şüphem yok dedi. Haberci Gazetesi. Gazi'ye anlamlı ziyaret. Mersin Valisi Özdemir Çakacak beraberindeki heyetle Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Suriye'nin Halep kentine bağlı Elbap bölgesinde bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu yaralanan piyade uzman çavuş Hüseyin İlban'ı tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti.
taşeron işçiler temizlik yapıp kadro istedi. Mersin'de Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü'nde çalışan bir grup taşeron işçi hem kadro taleplerine dikkat çekmek hem de taşeron sistemine son verilmesi için ellerine süpürge ve kürek alarak çevre temizliği yaptı. İşçiler adına konuşan Ertuğrul Saltukbal, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan yaklaşık 10 bin taşeron işçinin kadrolu işçi olarak atama işlemlerinin gerçekleştirildiğini ancak kendilerinin kapsam dışı bırakıldıklarını söyledi.